KHK ile görevden uzaklaştırıldıktan sonra başlattıkları aşık grevini cezaevinde de sürdüren akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semi Özakçan'ın işlerine iade edilmesini isteyen bir grup vatandaş Bodrum Belediye Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Bodrum'dan Ankara'ya yürümek isteyen grubun yürüyüş izinleri olmaması nedeniyle bu eylemlerine müsaade edilmedi. Kanun hükmünde kararnameyle görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek için başlattıkları aşık grevi 120. gününe giren Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı için aktivistlerden oluşan bir grup basın açıklaması yaptı. Açıklama esnasında polis ekipleri Bodrum Belediye Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Grup adına konuşan emekli turizmci ve aktivist Levent Öncel şöyle dedi. Biz Nuriye Gülmen, Semih Özakçı'nın ölmesini istemiyoruz. Yaşamasını istiyoruz. Bu sebepten ötürü o insanların sadece talepleri, işimizi geri istiyoruz talepleri var. Çok insani, çok anlaşılır ve haklı bir sebepten ötürü. Biz bu haklı sebebi kendimiz kabul ediyoruz ve onların taleplerini dile getiriyoruz. Öncel'in konuşmasının ardından Suray İkinci basın açıklamasını okudu. Açıklamanın ardından sırt çantalarıyla Bodrum'dan Ankara'ya yürümek isteyen gruba izinleri olmadığı için müsaade edilmedi. Güvenlik güçlerinin böyle bir eylem için izin almaları gerektiği yönündeki uyarısını dikkate alan grup, konuyla ilgili girişimde bulunmak için kaymakamlığa gitti.